Fitreli Kuday. Buyurun abi 10 lira. Buyurun abi Fitreli Kuday. 10 lira. Buranın merkez köyünde kalıyorum. Ramazan ayında burada biz yetiştirdiğimiz buğdayları buraya gelip satıyoruz. Ramazan'ın bir geleneğidir bu. Millet fitre buğday almak için buraya gelip satın alıyor buğdayları. Biz de Ramazan'ın son 10-15 gün kala gelip burada buğdaylarımızı satıyoruz. Zaten son 15 gün kala zaten müşterilerde büyük bir yoğun talep oluyor. Bu da bizi sevindiriyor açıkçası. Biz de emeğimizin karşılığını alıyoruz çok şükür. Kilosu 10 lira, 11 lira. Yani buğdayın rengine, kalitesine göre değişiyor. Bu zaten Siirt ilinde zaten en az yani bir ailede 10 nüfus oluyor. Ona göre de buğday alımı oluyor. O yüzden bizim için de daha güzel oluyor. Ne kadar kalabalık aile o kadar çok buğday. Kişi başına normalde 2 kilo 700 gram veriyorlar. Ama millet diyor tam olarak 3 kilo vermek istiyoruz. Kaya Ballar beldesinde oturuyorum. Çiftçiyim. Fitre için bugün Siirt'e buğday getirdik. Sert buğdayın kilosu 10 milyon, yumuşağınki 9 milyon. Allah bereketini versin. Bu sene mahsul iyidir inşallah. Onu da müjdeleyelim. Milletin talebi çok iyi. Buğdaya talep var. Fitre başı 3 kilo, 2,5 alıyorlar. Genelde 5, 6, 10. Çok da alan var mesela 50 kilo. Şimdi bu gelen adam şimdi 50 kilo dedi. Gençti 50 kilo istedi, verdik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Kadir gecesi hani Ramazan'ın 27. gecesi. Ramazan farz olması hicretin 2. senesinden sonra oluşmuştur. Fıtır sadakası da o zaman vacip olmuştur. Peygamber Efendimiz zamanında buğday veriliyordu, hurma veriliyordu, arpa veriliyordu, kuru üzümü veriliyordu. Fıkıh kitaplarımızda zaten bu geçiyor yani bu anlatılıyor. O zamanki şartlarda tabii Medine-i Münevvere olsun Mekke Arap Yarımadası'nda kendi hurma olduğu için çoğunlukla hurma veriliyordu. Buğday da veriliyordu. Çok değerliydi. Yani çünkü Mekke'de, Medine'de hurmaya nazaran buğday çok azdı. Hep dışarıdan getiriliyordu develerle. İslam fıkhında diyor ki milletin en çok gıda olarak harcadığı neyse ondan verilmesi gerekiyor. Tabii o zaman hurma en çok harcanıyordu. Hurma veriliyordu. Gıdası olanlar da gıda da veriyordu. Şimdi o şekilde başladı ve şu bu asrımıza kadar, bu zamanımıza kadar gelmiştir. Siirt geneline baktığımız zaman yani halk Şafii mezhebinde olduğu için Şafii'de 2 kilo 166 gram buğday vermesi lazım. Hanefi'de ise 1,5 kilo gram buğday vermesi lazım. Ama şimdi eskiden buğday çok daha değerli olduğu için millete para belki azdı. İşte buğday veriyordu, arpa veriyordu, mercimek veriyordu. Neyse yani bu kışlık gıda ne harcanıyorsa onları vermesi gerekiyor. Şimdi buğday hani bir kişiye belki 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi buğday veriyor. O buğdaylar toplanıyor, değirmene götürüyor, un yapılıyor. Yani bizim için buğday önemli, un önemli, ekmek önemli. Yani özellikle fakir tabaka halkı ekmek nasıl bulacaktı? İşte buğday bulup un yapacak, değirmene götürecek, ekmek yapacaktı. Bizim Şafii mezhebinde para olmuyor. Bizim Şafii'de en çok harcanan gıda olması lazım. En çok harcanan gıda da tabii buğday olduğu için bunlardan verilmesi gerekiyor. Ama bir Şafii, bir Hanefi mezhebini taklit edebilir. Hanefi'de de buğday verildiği gibi, gıda verildiği gibi para da verilebilir. 2 kilo 160 gram ama biz millete 2,5 kilo diyoruz. Hani fazla olsun, az olmasın babından. 2,5 kilonun değeri neyse o şekilde Hanefi mezhebini taklit ederek para çıkarabilir.